gibi yiğitleri var. Ceylan gözlerine kurban oldum, Hakk'ın selamını almaz mısınız, almaz mısınız? Mevlam sizi süsü için mi yaratmış, dost gelmeyince gelmez misiniz? Mevlam sizi süs için mi yaratmış, yar gelmeyince gelmez misiniz? Gurbete gidenler aşığın alır, kimi geri döner, kimisi kalır, kimisi kalır. İnsan sevap için Kabe'ye varır, Kabe kapınızda görmez misiniz? İnsan sevap için Kabe'ye varır, Kabe kapınızda görmez misiniz? Sümaniyim ben bu derdi neyleyim, başım alır diyar gurbet giderim, gurbet giderim. Yarın mahşer günü dava ederim, siz mahşer yerine gelmez misiniz? Eyvallah. Siz mahşer yerine gelmez misiniz? Tabii ki bugünkü anlamda biraz değiştirmeye çalıştılar ama değil. Biz ozanların dilinde, aşıkların dilinde, hele Sümmani kolunun dilinde bu değişmez. Çünkü gerçek manen söylenen bir eserdir. Evet, aramızda Sümmani Baba'nın ve Erzurum'un hastası ve hayranı bir ailenin yetiştirmiş olduğu bir ozanımız, bir şairimiz var. Hatta bir yerde bir mevzuat oldu, dedi ki, bazı aşıklar benim annemle atışsınlar. Çünkü her televizyondaki atışmalarda Sümmani anlatıldığı zaman onun annesi yanlışlarını söylüyordu. Öyle anneden yetişme bir ozan. Bir bakalım ki Sümmani Baba için neler söylemişti. Ozan Cefakar, Sivas Eşrafı'ndan. Bize iyi akşamlar. Sivas'ın karlı kışlı havasında, soğuğunda yaşayan sıcak insanlardan size kucak dolusu selamlar. Kışa sormuşlar, vatanın nere? Demiş, vatanım Erzurum, ikamet Sivas. Bu sene bizde 70 santim kar var, maşallah size hiçbir şey yok. Allah'a şükür gönderdiniz falan dökenden bu tarafa doğru. Şimdi sabahtan beri başlasak Sümmani anlatma bitiremeyiz. Ama zaman bu kadar. Metin Bey, Baki Bey bazı ilminden bahsettiler. Ben de Sümmani'nin bir feraset ilminden bahsedeceğim. Ben de Sümmani'nin meslektaşı olan Ruhsati Baba ile bir hasbihalini anlatacağım. Ona göre de bir şiir yazdım ve Erzurum şiirini de size hediye etmeden bu sahneden inmem tabii. Ruhsati Baba Sümmani'den
25 yaş büyüktür. Tabii onun aşıklığı devam ederken Sümmani Baba'yı duyuyor. Oradakiler diyor ki, ey Rusati, Erzurum'da bir aşık yetişmiş. Bir onunla karşılaşsan, bir onunla hasbihal etsen diye sorduklarında diyor ki, buradan oraya uzak gidemem, gelemem ama ben ona bir name göndereceğim, onun mertebesini öğreneceğim. Rusati Baba Sümmani'ye yazıyor. Ey Sümmani Usta, ben fakir bir aileyim, fakir bir adamım, öküzlerim öldü. Bana bir çift öküz ayarla tosun, ben gelip alacağım. Ama Türkiye'de, dünyada ne kadar renk varsa onları sayıyor, şu olmasın, yeşil olmasın, kırmızı olmasın, al olmasın, hangisinden alırsan al diyor. Zaman geliyor, mektup Sümmani Baba'ya ulaştığında okuyor, tamam diyor. Yazıyor Ruhsati Baba'ya Sümmani Baba. Diyor ki, ey Ruhsat Usta, ben senin dediğin renkli öküzlerini aldım. Salı gelme, çarşamba gelme, perşembe gelme, cuma gelme, cumartesi gelme, pazartesi gelme. Hangi gün gelirsen gel diyor. O da alıyor, okuyor, diyor ki, işte bu adam aşıktır. Benim onun yanına ne gitmeme gerek var, ne de onunla karşılaşmama. Teşekkür ederim sesin başkan için. O arada bir rivayete göre Ruhsati Baba, aslı var yok, bir bayram günü geliyor. Diyor ki, Sümmani geldim, öpürlerini ver. Hani günler yok ya, bayram günü öyle. Şimdi onu gördüğümde ben dört kıta bir onun feraset ilmine dair bir şiir yazdım. Ondan sonra Erzurum şiir okuyacağım. İlim deryasında, aşk ummanında, yüzenlerden Erzurumlu Sümmani, bulutlar ötesi arşın katında, gezenlerden Erzurumlu Sümmani. Tekke aşığı neymiş şair, yazdığı dediği gerçeğe dair, hakikat dilinden manalı şiir, yazanlardan Erzurumlu Sümmani. Hakikatla tuttu hakkın yolunu, üzmedi hiçbir hakkın kulunu. İslah, üzmedi hiçbir hakkın kulunu, suda balık, gökte kuşun halini, sezenlerden Erzurumlu Sümmani. Cefakarım yazdım hülasesini, piller verdi Sümman mahlasını, İslah eleğinden engin dersini, süzenlerden Erzurumlu Sümmani. Bunu 10 dakikada orada yazdım, şuna bakmayın. Şimdi bir Erzurumlara Erzurum şiiri hediye edeyim. Seferberlik emri verince ata, asker oldu ağam beyin Erzurum, yurdu çiğnatmadın çakala ite, kahramandır kazan köyün Erzurum. Kurtuluş kongresi sende verildi, şanlı ordu şahan aklı dirildi, çoluk çocuk kazma kürek sarıldı, eğmedi düşmana boyun Erzurum, eğmedi düşmana boyun Erzurum. Vatan işgaldeyken bir baştan başa, Halit Paşa emir verdi dalaşa, Moskova'dan aşınan çıkamaz başa, her cephede vardır payın Erzurum, her cephede vardır payın Erzurum. Kimler yurdu Hasan Kale Horasan, Oltu'da Zendur'un Narman'da Sunman, İbrahim hakkınızda yayı umman, alim yetiştirir suyun Erzurum, alim yetiştirir suyun Erzurum. 70.000 evliya, 150 camin, Allah'ın aşığı mülkü İslam'ın, Abdurrahman Gazi Nuri Encam'ın, Seyit bir sülalen soyun Erzurum, Seyit bir sülalen soyun Erzurum. Habib Baba Şah'a sırtın sürdüren, sana bir asra mührü vurduran, başkapan ispirde düşman durduran, Oğuzlardan gelir boyun Erzurum, Oğuzlardan gelir boyun Erzurum. Ağır başlısınız güler yüzünüz, dadaşsınız metin olur sözünüz, Nene Hatun geliriniz kızınız, daha
Erzurum. Rahmet ederim. Yapacağım gezip gördüm yerini. Çok beğendim tesbihini doğru. Gençler oynar halayı barı. Güzeldi bu toyun Erzurum. Dünyaya bedel her şey Erzurum. Azca ellerinize dönmesin. Her gününüz böyle olsun. İyi akşamlar. Bu program Haziran'ın bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Eyvallah. Güle güle. Efendim, bir Sivaslı hemşerimizin Erzurum'u bu kadar nezih, bu kadar güzel anlatması bu kadar olur. Birçok hepimiz Erzurum'u sayın. Takdire sayan bir gerçekten teşekkür ediyoruz. Efendim, anlatmakla, türünü saymakla bitmeyen Sümmani Baba'yı, bir de şöyle o haliyle, manen bakışıyla Yıldırım ağabeyi, Aşık Yıldırım'dan dinleyelim. Ne dersiniz? Bir bakalım gönlünden ne gelmişti Sümmani Baba için? Buyur Yıldırım abi. Açık sesini.